Страхи. Вы перешли. Где видеоблог? Запись на видеоблоге. Да. Как-то не странно. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda yalan dedektörü uzmanı İbrahim Bey'i, hem kendisinin hocası olan hem de Rusya'da oldukça güçlü bir üne sahip olan Sabine Hanım'la birlikte yalan makinesi testine sokuyoruz. Videoyu ilk kez izleyenler olabilir. Biz daha önce bu aletin çalışma mantığını ve sanırım iki tane daha video çekmiştik. O videoları da hemen şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, içerimize geçmeden önce size kısaca Sabine Hanım'dan bahsetmek istiyoruz. Sabine Hanım Moskova'da yaşıyor. Kendisi Rusya'nın en ünlü uzmanı. Rusya'nın en büyük TV kanallarından birinde program yapıyor. Aynı zamanda benim hocalarımdan da bir tanesi. Tedirgin oluyorum şu an. Я хочу вам напомнить, пока ты не переведёшь, я вообще ничего не понимаю из того, что вы говорите. Ben anladım abi de sen. Продолжайте. Все нормально. Мы просто про тебя расскажем. Это я поняла. Açıkçası şu an çok tedirginim burada. Beni şu an makineye zaten ikinci kez bağlıyor kendisi. Ben bu anı yaklaşık bir yıldır bekliyorum. Sizi bağlamıyorum. Aynen. Burada bir reaksiyon görüyorum. Abi sen bence bütün ekibi değiştirdin. İbrahim Bey, reaksiyon aşırı yüksek. Yapmayın ya size. Çağdaşlar ne yapıyorsun burada? İnsanların gerçek yüzünü öğrenmek için. Abi sen de gerçek yüzünü falan ilk videodan beri. Çağdaşı mesela gerçek yüzünü öğrendik. Mis сладкое блюдо, которое надо подавать холодным. Он ждал год. İntikam diyor, soğuk yenen bir yemek. Aynen öyledir. Ben direkt pası Sabine Hanım'a atıyorum. Buyurun, sahne sizin. Ну что, готов? Да. Боишься? Да. Правильно делаешь. İbrahim Bey korkuyormuş. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Böyle izliyorum vallahi testi. İdeya videobloga с использованием полиграфа принадлежит вам? Да. Doğru. Türkiye'deki video çekince ilgi çekebilecek bütün insanlara ben mesaj attım. İlk dönüşü yapanlar sizsiniz ve Orkun. Bütün yazışmalarım hala duruyor Instagram sayfamda. Yazdığım diğer kişiler de dönüş yapsaydı ben onlarla da video çekecektim ve çekmeye de devam edeceğim. Записи проверок блогеров. Делали ли они монтаж в свою пользу, искажая результаты? Denk geldi mi? Bu soruyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Очень важный вопрос, я думаю, для вас. Вы перешли к НСу от Аркуна из-за денег? Да. Как-то не странно. Yalan çıktı. Bakın ben Moskova'da yaşıyorum. Siz de biliyorsunuz, ben size de masraflarımı şey yapıyorum ve siz de karşılıyorsunuz. Teşekkür ederim. Aynı şeyi Orkun'la da video çekerken konuştuk. Ortalama gideri belirledim. Bu yaklaşık 500 dolar. Ooo, rakam geldi. İndirim istediler. 450 olması için onu ödüyorlardı. O yüzden ben Orkun'la para kazandım diyemem. Ben burada çok önemli bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Biz indirim almadık, talep de etmedik 500 dolar. Kendimizi burada açık ettik. Ben Enes'in videosundan video için hiç para almadım. Ben Enes'e dedim ki Enes, ikinci dedektör var ama belirli parçaları eksik. Enes de onun karşılığı olan parayı bana ödedi. Yani videoya gel, işte ne kadar istersin? Asla böyle bir konuşma olmadı. Onun işine muhtemelen yaramayacak onlar. Bende duracak belki o parçalar ama hani abi onlar benim, ben parasını ödedim derse de veririm yani. Artık İbrahim abi bayağı korkmuşsun bizim ya YouTube ortamında. Yok, şöyle bir şey de var. Bana mesela şey diyorlar yorumlarda, parayı buldum. Ben parayı bulmadım. Maddi durum iyi zaten. Ben dünyanın en pahalı şehrinde yaşıyorum. Поведение блогеров отличается в жизни и на экране. Нет. Bırakayım. Demek ki bulmadıklarımız oldu, hiç samimi. Ben yorum yapmak istemiyorum Çağdaş, zorlamayın. Zorlama yok bizde abi. К концу нашей записи, мне кажется, я начну понимать турецкий язык, просто глядя на ваши лица. Kendisi aynı zamanda davranış uzmanı. Uzmanı, eyvallah. Evet, hareketlerden de ne demek istediğimizi falan çok iyi anlıyor. Türkçe bilmiyor diye rahatlamayın, hareketlerinizi attık. Ya. Есть ли какой-либо блог, о записи которого вы жалеете? Ben de anlıyorum artık. Detay sorsak mı? Ne diyorsunuz? Ben detay vermem, yok. Bunu hiç söyleyemem. Belki bizizdir abi, olabilir yani. Yok, siz değilsiniz. Biz değil. Tamam, biz yırttık ben o zaman. Ben çok severek geliyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz valla. Çağdaş çok değerli. Bütün ekip çok değerli insanlar. Ben Webtekno ekibini hakikaten çok seviyorum. O bana. O bana. Eyvallah. Zaten şimdi o soru geliyor abi sana. Любите ли вы Webtekno? Серьезно? Вам когда-нибудь предлагали взятку за искажение результата проверки? Нет.
Doğru. Test ederken diyor rüşvet teklif edildi mi? Hayır etmediler. Ben ettim abi sana burada. Milyonların gözünde. Öyle değil miydi? Arkadaş geçmeye biraz para sıkışmış. Ne sıkışmış? Adam iki katını veriyor. Ne yapacak bir şey? Ne sıkışmışsa hiç problem değil. А вам когда-нибудь угрожали, заставляя исказить результаты? Birisinin hayatının söz konusu olduğu durumlarda böyle bir şey ben yaşamadım. Zaten çok tehlikeli adamları da ben test etmem yani. Sonuçta ne gerek var? Когда вы лично проходили проверку на полиграфе, вы пытались его обмануть? Нет. Я даже знаю, когда это было. Hatta beni yine dedektöre kendisi bağlamıştı. O zaman da denemiştim ama. Nafile. Раскрыли ли вы с помощью полиграфа какое-либо серьезное преступление? Да. Doğru. Ne bu abi? Bir yetkim yok yani onu söylemeye. Какие-то результаты проверок с полиграфом вас шокировали? Да. Doğru. Sen neler neler duyuyor bir bilseniz. Hiçbir örnek veremiyor musun? Aldatma olaylarında çok ciddi şeyler geliyor. Onu zaten burada... Yok olmaz, ayıp olur. Aynen. У нас закончились вопросы, по-моему, я хочу уйти. Рано. Еще один вопрос. Ну что, ты действительно считаешь меня хорошим полиграфологом? Sana kadar abi yalan makinesini şey diyebiliyorduk. Hani ben buradan bir şey söylüyorum, orada ampul yanıyor falan hani. Yanlış diyebiliyorduk. Türkiye'de öyle bilmiyor. Aynen. O zaman arkadaşlar bu videomuzda hep beraber İbrahim Bey, Sabine Hanım'ın uzmanlığında yalan dedektörüne bağlamış olduk. Umarız meraklarınızı giderebilmişizdir. Ben hem kanalımız Webtekno ekibi adına hem de Webtekno takipçileri adına binlerce kilometreyi gelip yetmeyip İstanbul'dan bir daha uçağa binip geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum abi. Ondan sonra çıkışta buluşuruz. Şimdi ufak bir çeviri süreci olacak. Zahmet olmasın. Видимо, ты что-то должен мне перевести сейчас. От себя, от Webtekno и... Из Измира в Стамбул и из Стамбула в Москву. Webtekno, я была рада с вами познакомиться. Arkadaşlar sizler de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz şuradaki beğen butonuna basabilirsiniz. Videonun başında söylemiştim. Aletin çalışma mantığını da İbrahim Bey'in konukluğu eşliğinde yine anlatmıştık sizlere. O videoda hemen kartlarda. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum bölümüne sorabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerek şey düşünmüyorum.